neye uğradığını şaşırmıştır. Yoksa hazırlıklı mıydı? Bütün bunları konuşacağız. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mikel Bey. Öncelikle programımıza davetinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şeref hem duydum. İzleyenlerimize evet. Hem de radyoları başında dinleyenlerimize, tüm İzmirlilerimize, Karşıyakalılarımıza hayırlı haftalar, huzurlu, bereketli haftalar diliyorum. Haftamız bereketli olsun inşallah. Tabii Karşıyaka'mız, İzmir'imiz güzel bir haftaya merhaba dedi. İnşallah evet. Biz de bu güzel sohbetimizle haftamıza güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Umuyorum ki keyifli, verimli bir sohbet olacak Sayın Eyvallah. Başkanım. Sayın Başkanım elbette ki birçok insan tanıyorsa fakat tanımayanlar için İsmail Çiftçioğlu kimdir? Ben biliyorum genç başarılı bir iş adamı, girişimci, STK'larda ciddi görevler almış. Siyasette de AK Parti'de ciddi görevler almış bir insan ama tanımayanlar için biraz İsmail Çiftçioğlu kimdir? Biraz bundan bahsetsek. Evet. Öncelikle 28 yaşındayım. Evet. İzmir'in en genç ilçe başkanı anlamında görev yapmaktayım. Bu da gerçekten bizim için ayrı bir değerli, ayrı bir önemli evet. Bir husus. Ondan dolayı başta il başkanımız, genel başkan yardımcımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm parti büyüklerimize de ayrıca bir genç olarak da teşekkür etmemiz gerekiyor. Tabii 28 yaşındayım ama 18 yaşımı doldurur doldurmazın haftasında ben AK Parti üye olmuş bir neferim. Evet. Dolayısıyla lise yıllarından itibaren, üniversite yıllarından itibaren AK Parti siyasetiyle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke anlamında vermiş olduğu hizmet ve temsil etmiş olduğu dava anlamında evet. Gerçekten partinin ve teşkilatın hamurunda yoğrulmaya çalışan ve bu noktada da gençlik hayatını vermiş bir kişiyim. Evet. Dolayısıyla üniversite yıllarında gençlik olan üniversite komisyonlarında başlayan siyasi hayatımız aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da devam etti. Hem Genç Müsviyat İzmir Şubesi'nde hem de TOP Genç Girişimciler Kurulu'nda çok ciddi anlamda da sivil toplum noktasında da görevlerde, faaliyetlerde evet. Bulunduk. Genç Müsviyat'ta başkan yardımcılığı ve bir dönem başkanlık görevi olmak üzere TOP Genç Girişimciler Kurulu'nda da bir dönem icra komitesi üyesi olmak anlamında sivil toplum anlamında hizmetlerimiz oldu. Evet. Bunun yanı sıra da siyaseti asla ama asla bırakmadık. Bu görevlerimizle birlikte de gençlik kollarında il başkan yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği gibi ciddi görevlerde bulunduk. Aynı zamanda üniversite 3. sınıfta açmış olduğumuz özel bir şirketimle yapı denetim anlamında Karşıyaka'da 6,5 yıldan bu yana da ticaretle uğraşmaktayım. Dolayısıyla girişimcilik kültürüyle, siyasi anlamdaki AK Parti'nin vizyoner bakış açısıyla gerçekten gençliğimizi hamurunu yoğurmaya çalıştık. Tabii en son yine gençlik kollarında il başkan yardımcılığı görevini yürütürken aynı zamanda Müsviyat İzmir Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliği görevini yaparken 14 Mart 2018 günü yolumuz AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı göreviyle kesişti. Görev tevdi edildi. Dolayısıyla yaklaşık 9 aydan beri de Karşıyaka'mızda ticaretimizi yaptığımız, yaşadığımız güzel Karşıyaka'mızda siyaset yapıyoruz. Başkanım hiç endişeniz oldu mu? Yok, ya da hiç itiraz ettiniz mi? Ben genç bir adamım daha henüz gibi. Biz görev adamıyız. Biz zaten evet. Parti kültürümüzde yetişirken bu misyon ve vizyonla yetişmeye çalıştık. Dolayısıyla biz her zaman için görev insanıyız. Bize ne görev verilirse kendi imkanlarımız dahilinde o uğurda koşar mücadele ederiz. Dolayısıyla asla ama asla hiçbir korkumuz, şüphemiz olmadı. Dolayısıyla şüphemiz ve korkumuz ancak şundan olmuştur. Teşkilatımızın ve büyüklerimizin bize böyle bir görevi noktasında önümüz açtığında onları mahcup etmemek anlamında bizlerin evet. Ayrı bir teşkilatımızın nazarında ve halkımızın nazarında bir sorumluluk anlamında bir korkumuz olmuştur. Onun dışında evelallah biz zaten çevremize, milletimize, halkımıza, yaşadığımız kente hizmet etme anlamında bir gayeyle hayat anlamında siyasetimizi ve sivil toplum yolculuğumuzu yoğuran bir süreçten geliyoruz. Tabii evliyim, bir kız çocuğum var. Allah bağışlasın. Dolayısıyla hem siyaset anlamında da ciddi çalışmalar yapmaya ve Karşıyaka'ya size hizmet etmeye devam ediyoruz. Sayın Başkan, şimdi konuşmalarınızdan anladık ki iyi bir AK Partilisiniz. Yani ilçe başkanı olmanın haricinde çok da yürekli AK Partilisiniz. Bunu anladık. Peki iyi bir Karşıyakalı mısınız? Tabii yani Karşıyakalı olmak gerçekten hayatta şu an için
en güzel ulvi anlamda batırak duyabileceğimiz övünçlerden bir tanesi. Dolayısıyla Karşıyaka ayrı bir markadır. Karşıyaka ayrı bir yaşam tarzıdır. Karşıyaka ayrı bir güneşin olduğu, ayrı bir denizinin mavisinin olduğu, ayrı bir yeşilliğin ve ayrı bir havanın olduğu gerçekten İzmir'de ayrı bir modeldir. Dolayısıyla Karşıyakalılık gerçekten Karşıyaka'ya da hem üretkenlik anlamında hem de iş hayatıyla, sivil toplum anlamında mücadele koyma anlamında da bizim gerçekten hayata tutan ve aynı zamanda hayattan ve siyasetten lezzet almamızı sağlayan ayrı bir kenttir. O yüzden Karşıyakalığımız, Karşıyaka'ya olan sevdamız, aşkımız bizim için vazgeçilmezdir, tartışılmaz bile yani. Peki Sayın Başkanım, biraz Karşıyaka'yı konuşalım. Biraz Karşıyaka'dan bahsedelim, sorunlarından bahsedelim. Genç olmanızın yanı sıra da vizyoner bir başkansınız. Analitik çalışmalar yapıyorsunuz. Karşıyaka'nın demografik yapısı, sosyoekonomik yapısı ile ilgili eminim ki ciddi veriler vardır elinizde. Yanı sıra Karşıyaka'nın esasında genel olarak memnuniyet anlamında bir ankette Karşıyaka İzmir'deki en memnun ilçelerden birisiydi yaşamlarından. Fakat böyle olmasına rağmen ciddi sorunları vardır. AK Belediyeciliğin kazandıracağı ciddi şeyler vardır Karşıyaka için. Bunlarla ilgili ne tür çalışmalar yaptınız, ne tür veriler edindiniz? Biraz Karşıyaka'dan bahsedelim. Öncelikle şunu biraz olsun düzeltmek gerekiyor. Karşıyaka belediyecilik hizmetleri anlamında İzmir ilçesinde en memnuniyetsiz olan hizmet anlamında gerçekten sosyal anlamdaydı çilekeş, benim söylediğim evet, beri. Çilekeş evet. olan evet. Kentlerimizden evet. bir tanesi. Evet. Dolayısıyla böyle bir burukluğumuz var. Çünkü gerçekten Karşıyaka AK Parti siyaset anlamında gerçekten daha mücadeleci, daha sahada ciddi anlamda mücadele edilmesi ve gerçekten kentimizle insanımızla ayrı özel bir diyalog kurulması gereken ilçelerimizin başında geliyor. Evet. Dolayısıyla yıllardan beri Karşıyaka'da süre gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlamındaki ortaya koymuş olduğu irade gerçekten şu konjektürde tüm kentimiz için bir hayal kırıklığıdır. Evet, Karşıyaka'da gerçekten bir hassasiyet, Karşıyaka'da gerçekten ayrı bir sosyal anlamda bir tutum söz konusudur ve dolayısıyla bu minvalde de bu hassasiyetlerin asla ama asla bizim açımızdan da zerre kadar bir sıkıntısı veya bertarafı aynı yok. Hassasiyetleri aynı hassasiyetlere biz de sahip diyorsunuz. Evet. Aynı duyguları, aynı düşünceleri, aynı özelliği bizler de Karşıyaka havasını soluyan oranın evet. bir parçası olaraktan bizler de duyuyoruz. Bizler de onurla, gururla, heyecanla bunları ifade ederek bizler de övünç kaynağı olarak bunları hissediyoruz. Lakin Karşıyaka'nın sivil toplum ve siyaset anlamdaki şöyle bir yakın tarihine baktığımız zaman şöyle bir talihsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Nedir o? Karşıyaka'da yerel anlamda hizmet siyaseti maalesef konuşulamıyor. Karşıyaka'da özellikle bazı yöneticiler tarafından öyle bir hava oluşturuluyor ki nasıl olsa Karşıyaka bize oy veriyor, nasıl olsa Karşıyaka insanı bizden vazgeçmez. Biz belli başlı bir takım tabuları koruyarak, kullanarak, onları kendimize kalkan ederek buradaki bu siyasi motifi devam ettirebiliriz anlayışıyla Karşıyaka'da siyaset yaptıkları için Karşıyaka'nın böyle bir talihsizliği maalesef cereyan ediyor. Hatta daha da ileri gidildi. Ceketimizi koysak kazanırız dedi. Yani dolayısıyla evet. bu belki en yumuşak tabiri. Evet. Bu daha ileri değil. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karşıyaka'daki yöneticilerine Karşıyaka siyasetiyle ilgilenen kişilerin iletişim tarzlarına ve kendi aralarındaki diyaloglara baktığınız zaman daha ileri diyalogları var bunların. O yüzden biz Karşıyaka'nın belediyecilik hizmetleri anlamında bu kadar zayıf ve memnuniyetsiz olmasının sebebi Karşıyaka'da iş başına gelen CHP'li yöneticilerin bu havaya bürünerek, bu havayı kullanıp bununla belki zaman zaman karşılık bulmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla şu an Karşıyaka Belediyesi geride bıraktığımız 5 yılı baz aldığımız zaman, hatta geride bıraktığımız şu son 15 yılı baz aldığımız zaman belediye bütçesinde her geçen ay yıl borçlanma anlamında daha zor durumlara doğru gidiyor. Her geçen gün maaşların ödeyememesi noktasında daha dar boğaza doğru sürükleniyor. Bundan 2 ay önce, 2,5 ay önce
belediyeye haciz koyan firma sayısı 1'ken bundan bir ay önce 2'ye, az önce geçtiğimiz hafta da 3'e çıktı. İşçiler maaş alamıyormuş. Şu an işçiler maaş alamıyor. Belediyenin öz varlıklarına bir değil, bakın iki değil, 3 tane farklı şirket haciz koymuş vaziyette. Dolayısıyla üretken belediyeciliğe baktığınız zaman elle tutulur, gözle görülür. Karşıyaka Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları sahada göremiyorsunuz. Kendisini normal sıradan bir halk eğitim merkezinin yapacak olmuş olduğu eğitim ve sosyal çalışmalarla belediyeciliği kendisine bir eşdeğer tutan yönetim anlayışı Karşıyaka'ya asla ama asla fayda verememektedir. Ve özgür ağırlığı olan Karşıyaka markası bu yöneticiler tarafından gün geçtikçe zaafa ve zarara uğratılmaktadır. O yüzden şöyle geriye dönüp baktığımız zaman Karşıyaka'nın yakın siyasi ve sivil toplum yaşantısına bu havayı bu dönemde yok etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten ben hep şunu ifade ediyorum ve kullanıyorum. Karşıyaka'da bizim hizmet rekabetini oluşturmamız gerekiyor. Çünkü hizmet rekabeti olduğu takdirde gerçekten orada bir denetim olur, orada bir üretkenlik olur ve orada bir canlılık olur. Sayın Başkanım, özür dileyerek bölmek istiyorum. Acaba Karşıyaka seçmeninin oy verirken birincil, öncelikli önem verdiği husus belediye hizmetleri midir, sosyal faktörler midir? Şimdi bunun cevabını verirken gerçekten hizmet ve sosyal faktörler ikisinin dengeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle Karşıyaka'da belki sosyal faktörlerin daha önemli olduğu ön plana çıkabilir. Çünkü özellikle AK Parti belediyeciliği hizmet anlamında gerçekten tüm Türkiye'de artık düştüğünü ispat etmiş. Ve AK Partili bir belediye olduğu zaman ne gibi hizmetlerin ve çalışmaların olacağı çok aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü gerçekten İstanbul'a veya daha farklı Anadolu şehirlerine veya Antalya gibi, Bursa gibi birçok kente, şehirler arası seyahat yaptığınızda gerçekten AK Parti belediyeciliğinin üretken yapısını oralarda görebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Dolayısıyla az önce ifade ettiğim bir atıl oluşturulan bir hava vardı. Evet, Karşıyaka'da gerçekten bu sosyal hava oy kullanırken ki bu sosyal hayatın iradesi ön planda olduğu için işte tam da bu noktada Karşıyaka'da CHP'li yöneticiler bu havayı maalesef kullanıyorlar. Kendileri Karşıyaka'da öyle bir hava oluşturuyorlar ki bir korku imparatorluğu kurmaya çalışıyorlar. Mesela belediyede neden maaşlar zamanında ödemiyor, ödenemiyor? Karşıyaka Belediyesi iflas mı ediyor, nedir diye bir durum sorduğumuzda bundan önce ilçe başkanıyla, CHP ilçe başkanıyla, belediye başkanıyla basın yoluyla bir takım veya tartışmalarımız veya karşılıklı diyaloglarımız olmuştu. Biz yönetimle alakalı, icraatla alakalı, biz gerçekten sahada çalışmayla alakalı bir soru veya tenkit yönelttiğimiz zaman hemen cevap Atatürk, Cumhuriyet, Laiklik, Karşıyaka Kale. Bu dört tane başlık altında bize hep cevaplar geliyor. İyi de Sayın Başkanım, yani, siz de Cumhuriyetçi değil yani, misiniz? Siz de Atatürk'ü sevmiyor musunuz? Dolayısıyla az önce yani, ifade ettiğim gibi biz Karşıyaka'nın bu hassasiyetlerinden, bunlar da bizim hassasiyetimiz. Evet. Bunlar bizim övünç kaynağımız. Atatürk bizim Atatürk'ümüz. Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz. Jong Bayarı'nda mücadele eden hepimizin ortak anneleri, babaları, dedeleri. Dolayısıyla Sakarya'da, Dumlupınar'da Cumhuriyet'i kurarken, Cumhuriyet kurulduktan sonra o inkılaplar, o devrimleri yaparken ortaya konulan irade hepimizin iradesi. Dolayısıyla 81 milyonun ortak değeri olan bu iradeyi Karşıyaka'daki bir takım yöneticiler tekelleştirmeye çalışıyor ve bunun da ötesine giderek bunları kullanarak kendilerine siyasi rant devşiriyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki bu süreçte bu ortak değerlerin kullanılmaması noktasında bir irade ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü bu bir yerel seçim. Yerel seçimde gerçekten muasır kentler seviyesine gelebilen 21. yüzyılın belediyecilik anlamında Karşıyaka'nın hep
en önde giden ve tüm ilk örneklerinin yaşandığı ve gerçekten tüm İzmir'e, tüm Türkiye'deki belediyelere örnek olan üretken bir belediyecilik ortaya koyması evet. gerekiyor. Soruyorsunuz hatta belediye başkanına ya kardeşim bu neden bunu maaşla ödeyemiyorsunuz? Neden bu icra hacizler geliyor? Neden burada bu takım yatırımları yapamıyorsunuz diye hep sorular yönelttiğimizde hep bir şartlardan şikayet var. Yok devlet katkı payı, yok şudur, yok bu kadar eleman çalışıyor nasıl yapalım? Kardeşim o zaman sen yerel belediyecilik, yerel siyaset yapmayacaksın. Eğer sen bulunduğun şartlarda halen daha bunların açıklama anlamında böyle bir ifade ortaya koyuyorsan senin o koltukları işgal etme hakkın yok. Evet. Şimdi geçenlerde 3.6 milyon belediye haciz geldiğinde o zaman yine ulusal basında televizyon kanallarının haberlere çıktığımız zaman Hüseyin Mutlu'nun şöyle bir açıklaması vardı. 380 milyonluk bir belediye bütçesinde 3.6 milyonluk borç bir borç değildir. Kardeşim düşün yani 3.6 milyonluk bir borç borç değildir ama o adam gelmiş haczini koymuş ve iki aydan beri senin kapında bekliyor. Şimdi derler ya açıklaması daha suçu şeyinden daha beterdir diye. Yani böyle maalesef komik bir belediyecilikle karşı karşıyayız. Bakın sosyal çalışmalar, kültürel çalışmalar, bir takım eğitimsel çalışmalar bunlar belediyecinin rutin bir işlemidir. Bunlar belediyecilik değildir. Evet. Bir halk eğitim merkezine baktığınız zaman Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize bağlı halk eğitim merkezlerimize baktığımız zaman bu veya bunun benzeri çalışmalar bu noktalarda da yapılıyor zaten. Allah aşkına Karşıyaka'da geride bıraktığımız 5 ve yakın zamandan bu yana anıt hariç Karşıyaka'da elle tutulur belediye başkanı hangi hizmeti verdi? Anıtta da çok eleştirilere maruz kaldı. O ayrı kaldı. Bir durum. Evet. Gerçekten o kadar belki Karşıyaka... Yani şu hacizler gelirken şimdi, ona ihtiyaç var mıydı? Şimdi şöyle, evet. Karşıyaka'ya marka değer yapılacak bir çalışmaya biz her zaman evet. destekleriz. Biz de kalkan oluruz. Yeter ki Karşıyaka'mıza bir artı değer katsın. Hepimiz iş adamıyız. Belki bir yerde yöneticiyiz. Hepimizin özellikle iktisadın bir altın kuralı vardır. Sınırlı kaynaklarla sonsuz ihtiyaçları ne yapmak? Gidermek, tatmin evet. etmek. Evet. Dolayısıyla eğer Karşıyaka'ya bu kadar milyonlarca yatırım yaparak eğer bir çalışma koyuyorsak o çalışmanın neticesinde Karşıyaka'nın ayrı bir göç alması, ayrı bir turistik yapısının oluşması, oradaki esnafımıza, orada yaşayan vatandaşımıza maddi ve manevi anlamda ayrı bir sosyal katma değerin evet. oluşması gerekiyor. Evet. Eğer yapılan bu milyonlarca yatırım karşılığında yapılan anıt eğer beraberinde kentimize, halkımıza bu denli artı avantajları getirmişse evet bu doğru bir yatırımdır ve bunu ne yapıyoruz sonuna kadar destekliyoruz. Dolayısıyla ben buradaki takdiri de Karşıyaka'daki halkımıza bırakıyorum. Dolayısıyla asla ama asla ortaya konulan çalışmalardan, iradelerden asla rahatsız değiliz. Ve sonuna kadar da arkasında dururuz. Hatta geçen de biz belediye başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret ettiğimizde, ilk ziyaret ettiğimizde şunu söylemiştim. Hükümetimiz anlamında Karşıyaka'mızda destek alınması gereken, yapılması gereken ne varsa biz açığız. Seninle kol kola girer. Ankara'ya gidilmesi gerekiyorsa Ankara'ya gideriz. Bakanlık randevu alınması gerekiyorsa bakanlık randevu almaya çalışırız. Yeter ki Karşıyaka'mıza ne yapmaya çalışalım? Etkin fayda sağlayalım ve bunda hepimizin ortak bir katkısı olsun. Yani birinci önceliğiniz Karşıyaka'nın kazanması. Karşıyaka. Çünkü Karşıyaka biz bu kentte hep beraber evet, yaşıyoruz. Evet. Ama şunu ifade etmek gerekiyor ki gerçekten üzerine altı çizile çizile tüm herkesin bilmesi gerekiyor. Karşıyaka'nın değerleri hepimizin değerleri. Cumhuriyet, Atatürk, laiklik, yaşam hakkının özelliği bunlar hepimizin ortak değerleridir. Bu değerleri Cumhuriyet Halk Partisi nasıl koruyor ve sadıksa bir AK Parti olarak da biz de aynı şekilde koruyarak bunlara bu kadar sadıkız. Peki Sayın Başkanım. Bu ülkemizin, ecdadımızın ve geleceğimizin ortak değerlerini asla ama asla burada bir takım bedbaht CHP'li yöneticilere
kullandırmamamız gerekiyor ve onların tekelleşmesini, onların siyasi rant devşirmesine ortam sağlamamamız gerekiyor. Eğer biz bunu karşıyaka olarak başarabilirsek, o zaman karşıyaka önümüzdeki 5 yılda gerçekten daha üretken bir belediyecilikle ve hizmet anlayışıyla baş başa kalacaktır. Peki Sayın Başkanım, şimdi bundan yıllar evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında geçen bir söz üzerinden bütün İzmir'de çok iyi bir algı operasyonu yapıldı ki defalarca onun öyle olmadığı anlatılmasına rağmen, hatta Karşıyaka özelinde şöyle şeyler söylendi: İzmir gavursa Karşıyaka daha gavur. Aslında ne İzmir ne de Karşıyaka gavur değil, bu memleketin bir parçası. Böyle bir söz söylenmedi de yani. Evet. Burada bir yanlış bir algı yapıldı. Şimdi ve Karşıyaka'da anladığım kadarıyla esasında hizmet anlamında belki Karşıyakalılar AK belediyeciliğe, yani marka belediyeciliğe inanmış durumda ama sosyal endişeler taşıyor halen diyoruz. Neden? Çünkü sürekli böyle empoze ediliyor, sürekli enjekte ediliyor bu fikir. Bunun sebebi de şu, biliyor musunuz Mikail Bey? Hani az önce belki anlattığım bir Karşıyaka'da bir hava vardı. Evet. Bunun sebebi de oradaki maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kendi yönetim beceriksizliklerini, kendi yönetim zafiyetlerini veya kendi ilçelerindeki siyasi anlamdaki koltuklarını korumak için kendi tabanlarını ve kendi üyelerini demoralize etmek anlamında karşıda ummadık bir yerde bir korku imparatorluğu meydana getirmeye çalışıyorlar. Atatürk, Cumhuriyet, laiklik ve karşıda böyle bir korku imparatorluğu kurarak kendilerince böyle hayali bir tehlike senaryoları işleyerek kendi beceriksizliklerini ve yönetim zafiyetlerini kapatma anlamında bir durum ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bu siyaset Karşıyaka'ya zarar veriyor. Böyle bir algı yok. Ve bu algının oluşmaması anlamında biz elimizden gelen tüm çalışmaları önümüzdeki süreçte yapacağız ve inşallah bu süreçte de yerel siyaset konuşacağız. Şimdi Sayın Başkanım, biz AK Parti gözüyle bakalım olaya. Malumunuz bu böyle bir korku, böyle bir endişe, böyle bir sosyal endişe var. Ve bizlerin bildiği, dinleyenlerimizin de takdirine sunuyoruz. Şu anda belki gözlemledikleri kadarıyla da sizler diyorsunuz ki bizler de Karşıyakalıyız. Aynı hayatı yaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz. Sizinle beraberiz yani, yan apartmanda oturup şuradaki kafede beraber oturuyoruz. Yani Karşıyakalı için hiçbir şey değişmeyecek, biz de sizdeniz. Peki bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin, peki böyle bir ters algısı olsun, kabul edelim, AK Parti'nin acaba anlatamadığı şeyler mi var? Ya da yetersiz kaldığı noktalar mı var? Bu seçim özelinde böyle bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Yani şu noktada bizim Karşıyakalı'ya, ya biz de sizdeniz, hiç farkımız yok ki, beraber aynı yerlere gideceğiz, aynı denizde yüzeceğiz, hayatımız aynı, hiçbir şey değişmeyecek noktasında acaba burada bir yetersizlik söz konusu mu? Öz eleştiri yapıyor musunuz? Ve bu seçim özelinde bunu terse çevirmek için özel bir çalışmanız olacak mı? Şimdi Mikail Bey, gerçekten AK Parti siyaseti her zaman öz eleştiri yapan ve bunu bir sonraki adımlarında hep değerlendirmeye çalışan siyasi harekettir. Cumhurbaşkanımız %52 oy aldığında, %51 oy aldığında da hep o balkon konuşmalarından şunu ifade etmiştir: biz %48'in oyunu neden alamadık? Dolayısıyla biz böyle bir siyasi partinin ve böyle bir siyasi hareketin yöneticileri olarak ilçe bazında bu öz eleştirileri her zaman için yapıyoruz. Sadece bu konular anlamında değil. O gün, o şartlarda, o siyasi konjonktürde, o seçim satında süre gelen, tartışılan, konuşulan her sosyal, kültürel anlamda, yatırımsal anlamdaki tüm çalışmalarda bu öz eleştiri yapan bir siyasi iktidarız. Dolayısıyla 16 yıldan bu yana kadar AK Parti'nin
iktidarda bu kadar canlı ve üretken kalabilmesini, yıpranmışlığa rağmen bu kadar canlı ve temiz kalabilmesinin sebebi de bu öz eleştiri kültürüdür. Dolayısıyla İzmir ve Karşıyaka anlamında da bu öz eleştirileri muhakkak ki bizler de yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Ve bu önümüzdeki süreçle alakalı da insanlarla birebir temas ederek, dokunarak, onların AK Parti siyasetiyle uğraşan, AK Parti yöneticilerinin göreve geldiğinde kimler olabileceğiyle alakalı anlamındaki en temel buradaki plan ve doğru projemiz temsil değil mi? İnsana dokunmak. Evet. Doğru temsil ve aynı zamanda insanlara dokunmak. Çünkü evet, gerçekten insanlar bilmediğinin düşmanıdır. Doğru. Evet. Dolayısıyla burada hata asla ama asla seçmen de olamaz. Halk, seçmen her zaman haklıdır ve her zaman eğer seçim sonuçları alakalı bir mesaj veriyorsa bunda gerçekten alınması gereken dersler vardır. Dolayısıyla millet iradesine inanmış olan bir siyasi partinin Karşıyaka ilçe başkanı olarak önümüzdeki süreçte hiç böyle spesifik anlatma, çalışma değil, insanlara birebir dokunarak, onlarla birebir temas kurarak içimizdeki bu samimiyeti, içimizdeki bu değerler olana inancı ve içimizdeki bu ortak hayali yaşadığımıza dair o intibayı onlara beraber vererek dalga dalga önümüzdeki bu seçim sürecinde bu atmosferi oluşturarak inşallah 31 Mart akşamına doğru yelken açma gibi bir projemiz var. Çünkü gerçekten siyaset insanla yapılır, insana dokunarak yapılır. Karşıyaka'da da en fazla ihtiyaç duyduğumuz hususlardan bir tanesi de insana dokunmak. Yani tanışmak lazım. Aynen. Tanıyınca severler. Evet. Evet. Evet, peki. Peki Sayın Başkanım, biraz da Karşıyaka özelinden Karşıyaka'nın belediye başkan adayı, AK Partili belediye başkan adayının profili nasıl olmalı? Bütün bunları ciddi analizler yapmışsınız. Elinizde ciddi veriler var. Karşıyaka halkı ne ister? Belediyede sorunlar neler? Karşıyaka'da sorunlar neler? Bütün bu talepleri karşılayacak bir belediye başkan adayı profili çizebilir misiniz? Tabii. Karşıyaka marka bir şehir, marka bir kent. Dolayısıyla Karşıyaka adayımız her zaman için ayrı bir önem taşır. Dolayısıyla Karşıyaka adayımız da gerçekten belirlerken, süreci devam ettirirken aramış olduğumuz en önemli özelliklerden bir tanesi de teşkilatçı, ama bunun yanı sıra da Karşıyaka siyaseti ve sivil toplum yapısıyla iç içe olan, beraberce Karşıyaka anlamında çalışmalarda bulunmuş, Karşıyaka'nın o hayalini kendine şiar edinecek ve o duyguyu ve o samimiyeti tüm Karşıyakalıların gönlünde, kalbinde temas ettirip vuku ettirecek bir adayı anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii tüm İzmir'de ilçelerimizde olduğu gibi Karşıyaka'mızda da süreç devam ediyor. Zannediyorum ay sonu, ay başı gibi inşallah adaylarımızla alakalı 5 Ocak deniyor ama sonuç çalışmalar neticelenmiş olacak. Dolayısıyla bu minvalde baktığımız zaman Karşıyaka adayımızın Karşıyaka'nın içinden çıkan ve Karşıyaka'nın hem AK Parti teşkilatçılığı anlamında hem de AK Parti'deki sivil toplum anlayışıyla iç içe ve Karşıyaka'nın öz anlamındaki içinden çıkacak bir adayla inşallah. Yani hem Karşıyaka hem de Karşıyakalı'ya yabancı olmayacak. Aynen, evet. Evet, evet. Peki, ama bu ciddi bir mesajdı Sayın Başkan. Evet. Peki, Karşıyaka'da AK Parti'nin seçim kazanması mümkün mü? Şimdi bu bir de bu buradan şuradan da bağlayalım isterseniz. Nihat Zeybekçi ciddi bir ivme kazandırdı. AK Parti teşkilatlarını hareketlendirdi. Hatta iş çevrelerinde İzmir'in sosyal yaşantısında da ciddi konuşulur oldu. Bir rüzgar olacağı söyleniyor. Bütün bunları değerlendirdiğinizde bu rüzgarla birlikte Karşıyaka'da AK Parti seçimi kazanabilir mi? Şimdi öncelikle ifade etmek gerekirse Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Nihat Zeybekçi, Sayın Bakanımız özellikle İzmir'imiz için çok büyük bir şans, çok büyük bir fırsat. Gerçekten belediyeciliği bilen, 2-3 dönemden bu yana belediyecilik tecrübesi yaşamış, Ekonomi Bakanlığı yaparak gerçekten özellikle bakanlığı döneminde
İzmir iş dünyasıyla, İzmir'le ayrı bir özel ilgisi olarak İzmir'e çok ciddi anlamda katkıları olmuş, yatırımları da açmış. Evet. Yatırımlar anlamında da İzmir iş dünyasıyla çok ciddi bir şekilde diyalog köprülerinin ve barışık bir yapısının olduğu bir isim. Dolayısıyla gerçekten böyle bir değeri, böyle bir tecrübeyi öncelikle İzmir'den aday gösterilmesi noktasında bir irade ortaya konulduğu için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm genel merkezimize teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü açıklandığı günden itibaren İzmir teşkilatlarında bizlerde ayrı bir heyecan, ayrı bir çalışma disiplini oluşmuş vaziyette. Tabii hiçbir şey imkansız değildir. Hiçbir şey başarılamayacak, yapılamayacak bir durum değildir. Siyaset gerçekten bir noktadan sonra yarını bile kesin olmayan, bir adım sonrasını kestiremeyebileceğiniz ve her an size bambaşka bir tabloyla karşınıza çıkabilecek ayrı bir sanattır. Ayrı bir sivil toplum sahasıdır. Dolayısıyla bu noktada bizim inancımız, bizim hayalimiz, bizim çalışma anlamındaki irademiz zaten bu muvaffakiyete ulaşmak. Dolayısıyla Büyükşehir'in kapısı da bir noktadan sonra Karşıyaka'ya uğruyor. Gerçekten Karşıyaka'dan güzel bir desteğin ve güzel bir iradenin ortaya çıkması gerekiyor ki biz de Büyükşehir'de ayrı bir başarıya ve çalışmaya ulaşalım ve bu noktadan sonra da bunu gerçekleştirelim. Dolayısıyla biz her şeye inanıyoruz. Dolayısıyla Karşıyaka siyasetinde de apayrı bir seyir ve kapılar açacağımıza da inancımız tam. Sayın Zeybekçi Denizli'de AK Parti'yi 20 puandan aldı. 35'ler önce sonra 40'lara taşıdı. O tarihten sonra da hep AK Partili kaldı belediye. Yani sonra Zolan beyefendi aldı. Aynısı şimdi son yerel seçimlerde Karşıyaka'da AK Parti'nin o %18. Cumhuriyet Halk Partisi %70. Yani acaba oradaki Denizli'de yaptığı şey Sayın Zeybekçi'nin size daha böyle bir güç, moral, motivasyon veriyor mu? Tabii vermez. Az önce de ifade ettiğim gibi zaten. Dolayısıyla böyle bir değerle birlikte bu seçim sürecinde çalışmak ve yapılan icraatlerin ve geride bırakılan tecrübelerin aşikar olduğu bir tabloda Karşıyaka'da halkımızla beraber siyaset yapıp bütünleşmek bizim için ayrı bir avantajdır. Yani bunun matematikte de mümkün olduğunu gösteren. Tabii yani dolayısıyla evet. Bu noktada gerçekten biz Karşıyaka Teşkilatı olarak bu noktada gerçekten çok memnuniyet duyuyoruz. Evet. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçle birlikte de kendimizi inşallah şahsi hissediyoruz ve bu noktada da inanarak çalışmalarımızı, mücadelemizi sürdüreceğiz. Peki Sayın Başkanım, aslında Sayın Zeybekçi İzmir'deki ilk müjdelerinden birisini Karşıyaka'ya verdi. Karşıyaka stadının yapı kayıt belgesi evet. Alındı galiba. Ama bu konuya da biraz esasında Karşıyaka Spor da şimdi bu anlamda belki belediyenin de desteklerini konuşmak lazım. Türkiye'nin göz bebeği bir kulüpken şu an 3. ligde ve küme düşme hattında. 13. sırada Karşıyaka stadına verdiği desteği acaba AK Parti seçimi kazanması ya da kazanmaması halinde Karşıyaka Spor'a da verecek midir? Karşıyakalı'nın zannedersem önceliklerinden birisidir Karşıyaka Spor. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi Karşıyaka her zaman için AK Parti iktidarının her zaman ilk göz ağrısı olmuştur, ilk göz bebeği olmuştur. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de biliyorsunuz Göztepe, Alsancak, Karşıyaka stadının temelleri aynı anda atıldı ama Karşıyaka stadının ilk temel ve zemin çalışmaları, ilk anlaşmaları çok daha önce gerçekleşmişti. Dolayısıyla burada baktığımız zaman önümüzdeki ve geride bıraktığımız süreçte Karşıyaka her zaman için AK Parti hükümetinin ilk göz aralarından bir tanesidir. Dolayısıyla Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nihat Zeybekçi'ye de özellikle Karşıyakalılar Günü'nde 19 Aralık 1912 da yapmış olduğu Karşıyaka Stat müjdesine de ben ayrıca tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaklaşık devletimiz bu zamana kadar Karşıyaka Stadı'na zemin ve proje çalışmalarıyla birlikte 16 milyona yakın bir bütçe ayırdı ve bunu harcadı. Dolayısıyla tüm her şey İzmir'in göz önünde oldu. Karşıyaka'nın göz önünde oldu. Karşıyaka, Göztepe, Alsancak statlarının temelleri aynı anda atıldı.
Baktığınız zaman şu an Göztepe Stadyumu önümüzdeki yıl başlayacak sezona yetişmiş olacak. Evet. Şu an hakeza Alsancak Stadı aynen devam ediyor. Ama Karşıyaka Stadı'nda maalesef bir ilerleme kaydedemedik. Ben bu noktada gerçekten belediyecilik anlamındaki şu iki tane hususu örnekle ortaya koymak istiyorum. Bakın Konak Belediyesi Göztepe'nin stadına ruhsat verdi. Ama Alsancak'a ne yapmadı? Ruhsat vermedi. Dolayısıyla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Alsancak Stadı'na ruhsat alındı. Ama belediye şunu söyledi. Evet, ben Alsancak'a ruhsat vermiyorum. Çevre Şehircilik'e alın. Ama aynı zamanda ben dava da açmayacağım. Bir takım teknik hususlar müdahil var. Olmayacağım, engellemeyeceğim. Teknik hususlar var. Evet. Bunların tam anlamıyla sorumluluğunu siz alın. Ve ben de ruhsat vermiyorum ama dava da açıp bu süreci ne yapmayacağım? Tıkamayacağım. Ama Göztepe Stadı'nın ruhsatı da ben vererek teknik anlamdaki sorumluluğa ortak olacağım diyerek bir irade ortaya koydu. Dolayısıyla Karşıyaka Belediyesi ise ilk günden bu yana oraya stat yapılmayacak açıklamasıyla başlayan ve aynı zamanda ilk olarak Karşıyaka ve Büyükşehir'in açmış olduğu davayla süreci bir tıkama noktasına getirdi. Sonra kamuoyundan ve halktan gelen ciddi yoğun baskılarla davalarını geri çektiler ama bir takım desteklemiş oldukları sivil oluşumlara destek vererek onlar üzerinden bu dava sürecini devam ettirdiler. Evet. Ve dolayısıyla o kadar bir bütçe ayrılmasına ve o kadar şartların somutlaş olarak devam edilmesine rağmen Karşıyaka'ya stat yapılamayacağını, oraya stadın yapılmaması gerektiğini Hüseyin Mutlu Akpınar ve CHP yönetimi defaatlerce ifade ederek Karşıyaka'nın markasının, stadının, Karşıyaka'nın bir yaşam biçimi olarak olan Karşıyaka Spor'un o stadına ne yaptılar? Engel oldular. Sayın Başkanım, burada Karşıyaka Belediyesi gerçekten makul bir gerekçeyle mi yaptı bunu, yoksa hükümetin Karşıyaka'ya yatırım yapıp Karşıyaka halkıyla ilişki kurmasını engellemek mi istedi? Şimdi öncelikle biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karşıyaka gibi bir değeri yok Karşıyaka'da. Bir Karşıyaka aşkı yok. Ha. Onlar Karşıyaka taraftarının, Karşıyaka sporunun, Karşıyaka'nın o kültürel ve sportif anlamdaki yaşam biçimi onlarda yok. Olsa ne olursa olsun bu yatırımın, bu stadın yapımına izin verirlerdi. Dolayısıyla baktığımız zaman Karşıyaka'da o mevcut stadın olduğu yer biliyorsunuz şehrin merkezi sayılabilecek bir yer. Evet. Şu an tüm Avrupa'da statlara baktığımız zaman, yeni yapılan tüm statlara baktığımız zaman artık statlar bir yaşam merkezi, bir yaşam biçimi. Evet. Eskiden spor komplekslerine baktığınız zaman bir iç saha, bir deplasman olarak maçları kıyas ettiğinizde ortalama 10-15 günde bir uğranan, sadece bir maçın yapıldığı ve sadece o şekilde kullanılan bir yapıtlardı, fiziki alanlardı. Ama artık statlar altyapının olduğu, eğitim ve seminer çalışmalarının gerçekleştiği, yaşamın olduğu, 7-24 oraya insanların sadece maç saatleri dışında değil, devamlı gidebilecekleri artık bir sosyal yaşam merkezleri haline geldi. Dolayısıyla Karşıyaka'da baktığımız zaman oraya yapılacak olan stat, Karşıyaka çarşımızı, Karşıyaka esnafımızı, oraya stat yapıldığı zaman da aynı zamanda Karşıyaka Spor'a da aylık olarak rutin ciddi manada gelir getirecek bir projenin ortaya konulacağı bir sanat eseri olacaktı. Baktığınız zaman buradan hem Karşıyaka'daki orada yaşayan esnafımız, vatandaşımız kazanacak, hem de Karşıyaka Spor kazanacak. Baktığımız zaman yine o stadın merkezinin yeri Karşıyaka'nın tüm mahallelerine gerçekten rahatlıkla ulaşılabileceği, evet, izbanıyla, tramvayıyla, dolmuş durağıyla, insanların rutin olarak, bireysel olarak toplu taşıt araçlarıyla gelebileceği, herkesin en uğrak ve en rahat ulaşabileceği, evet, yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla baktığınız zaman bu kadar güzel bir sosyal atmosferin oluşacağı bir ortamı engelleyen bir CHP'li belediyecilik yönetim anlayışı var. Dolayısıyla gerçekten önümüzdeki bu süreçte bunun hesabının sorulması gerekiyor. Yine diğer hususta baktığımız zaman Karşıyaka Spor Kulübü, Karşıyaka
şu geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde nasıl bir duruma düştü? Karşıyaka Belediyesi'nin kulübe vermiş olduğu hangi destekler var? Bütün ilçelerdeki, bütün kentlerdeki spor kulüpleri o kentin belediyesiyle ortak çalışarak, birbirini tamamlayarak bir ortak değeri olarak toplumu karşısına çıkıyor. Çünkü futbol sadece spor değildir. Futbolundan tutun, evet, basketboluna, voleyboluna, altyapı tesislerine kadar. Karşıyaka Spor Kulübü gerçekten bu CHP'li belediyecilik anlayışıyla bir yetim anlamda yetim kalmıştır. Hiçbir maddi ve manevi destek görememiştir. Üçüncü lige bu dönemde düştü. Transfer yasakları bu dönemde geldi. Belediyenin kulüp yönetimi hangi alanda, basketboluna, voleybolun altyapısına hangi alanda ne destek veriyor? Senin Karşıyaka Kulübü senin bir ortak değerindir. Senin ayrı bir çalışma yapman gereken, ayrı üzerinde göz bebeği olarak durman gereken bir Karşıyaka'nın değeri 1900'lü yıllardan itibaren Atatürk'ün ilk ziyaret ettiği kulüp Karşıyaka'nın ayrı bir değeri, ayrı bir tarihi olan bir yapısı. Cumhuriyet tarihinden önce de. Dolayısıyla baktığınız zaman Karşıyaka Spor Kulübü tüm uğraşlarıyla belediye yönetiminden gerçekten istenilen, yapması gereken desteği alamamıştır ve yetim kalmıştır. Dolayısıyla bunun hiçbir şekilde izahatı yoktur. O yüzden biz inşallah bu dönemde, zaten Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız da açıkladı, stadın geri kalan anlamdaki çalışmaları da gerekse tekrardan bir ihale yapılarak bu sürecin tamamlanması için elimizden gelen tüm çalışmaları ortaya koyacağız belediye kazandığımız takdirde. Dolayısıyla buradan hareketle de baktığımız zaman Hüseyin Mutlu Akpınar ve CHP ekibi bu stadı oraya yaptırmamakla birlikte orada o araziye, stadın bulunmuş olduğu araziye komşu bir takım birkaç ailenin eseri olarak maalesef Karşıyaka tarihine, Karşıyaka Spor Kulübü tarihine kara bir leke olarak, engel olarak bu proje bir kara leke olarak geçmiştir. Ömür boyu da o dönemdeki, bu dönemdeki CHP belediye başkanı ve CHP yöneticiler bu kara lekeyle anılmaktan kurtulamayacaklar. Ama Sayın Zeybekçi artık imar affıyla yapı kayıt belgesini aldı. Bu ve sorunu aştı. Gerekirse evet, ihale süreci inşallah evet, gerçekleşip stadın tamamlanması için elimizden geleni yapacağız. Çünkü az önce sormuştunuz, teknikten dolayı mı cevap reddetti, yaptırmadı? Karşıyaka Belediyesi'nin otopark ve teknik anlamdaki hassasiyetlerinden dolayı 2-3 defa zaten proje yenilendi, tazelendi, değişime uğradı. Stadın kapasitesi düşürüldü. Dolayısıyla ilk anlamda stad kapasitesiyle, kişi sayısıyla en son taslak, ruhsat anlamda müracaat edilen proje arasında dağlar kadar fark var. Teknik anlamda firma zaten elinden geldiğince tüm fedakarlıkları yaparak çalışmalar gerçekleştirdi. Hatta en son ki projenin mimari tasarım anlamında biliyorsunuz Karşıyaka Stadı etrafında binalar var yüksek katlı. Evet. Dolayısıyla oradaki yaşayan vatandaşlarımızın evinin balkonu penceresini açtıkları zaman ayrı böyle bir sosyal doku görülsün diye stadın projesinin etrafı böyle otantik bir mimarilerle daha süslendi. Dolayısıyla 2-3 defa projede revizyon yapılarak kapasitenin düşürülmüş olmasına rağmen belediye gerçekten buraya evet demedi ve birkaç ailenin esiri olaraktan bu yatırımı kim yapıyordu? Stadı kim yapıyordu? Hükümet yapıyordu. Onların cebinden bir tane para çıkıyor. O zaman söylediğiniz... Bırakın ruhsat vermeyi. Evet. Ruhsat verme noktasındaki kalem mürekkebini harcamasalardı ama ve lakin davayı ilk biliyorsunuz Karşıyaka Belediyesi Büyükşehir açtı. O zaman Sayın Başkanım... Ondan kamuoyundan gelen tepkilerden sonra geri çekerek bu dava hukuki anlamdaki burayı engelleme anlamındaki süreç takibini sivil inisiyatiflere bırakarak aslında geri çekmedi, devretti. Devretti. Evet. Evet. O zaman en başında söylediğiniz noktaya geliyor bu stat meselesi. Karşıyaka Belediyesi burada hükümetle Karşıyaka arasındaki gönül köprüsünün kurulmasına engel olmak için böyle bir hamlede bulundu. Ve bu anlamda da Karşıyaka Spor Kulübü'ne çok ciddi zararlar verdi. Evet. Ve Karşıyaka insanına ihanet etti.
Peki Sayın Başkanım, bir de millet bahçesi, bir geminin millet bahçesi yapılması meselesi var. Bu konuyla ilgili fikriniz nedir? Tabii şimdi bu olabilir, gerçekleşebilir. Bu noktada gerçekten çok ciddi manada da hem İzmir hem Karşıyaka anlamda kamuoyu konu geçti. Evet. Dolayısıyla bu noktada da gerçekten o olur veya daha farklı Karşıyaka'da üretkenlik anlamda gösterebileceğimiz güzel sosyal donatı yerleri var. Dolayısıyla bunun gibi çalışmaları ve projeleri zaten önümüzdeki süreçte de biz de yerel seçim anlamında devam ettireceğiz. Yani. Evet. Açıklayacağız. Sayın Başkanımız maşallah Karşıyaka gibi genç, Karşıyaka gibi dipdiri ve çok da enerjik gördüm sizi. Evet, biz Karşıyaka bize bu enerjiyi veriyor. Gerçekten Karşıyaka'da siyaset yapmak, Karşıyaka'da vatandaşlarımızla devamlı hep aynı havayı solumak bize bu enerjiyi veriyor. Siyasete olan inancımızı ve dirayetimizi de Karşıyaka gerçekten ayrı bir geliştiriyor. Evet. O yüzden biz de Karşıyaka'da siyaset yapma anlamındaki bu irademizi inşallah daha da geliştirerek, besleyerek sürecimize devam edeceğiz. Evet Sayın Başkanım, bunu neden söyledim? Önce sorunları tespit edelim, biraz Karşıyaka'yı konuşalım. Sonra da Karşıyaka'da önümüzdeki dönemle ilgili projeleri, neler yapılabilir konuşalım dedik ama programımız yetmedi buna. Biz bu programda biraz sorunları tespit etmiş olduk. Biraz Karşıyakalı'ya onları anladığı, daha doğrusu Sayın Başkan Karşıyakalı olduğunu ve Karşıyaka'yı anladığını ifade etmeye çalıştı. Biz bir program daha sözü alalım artık. Sıkıntı aday yok. Açıklandıktan eyvallah. Sonra da eyvallah, inşallah Karşıyaka'ya neler yapılabilir, projeler nelerdir, çözüm noktasında Karşıyaka için neler düşünüyorsunuz noktasında tekrar bir program yaparız. Sayın Başkan çok keyifli bir programdı. Ben çok memnun oldum sizi ağırlamaktan. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan tüm Karşıyaka'mıza, İzmir'imize hayırlı haftalar diliyorum. Haftamız bereketli, huzurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler, haftanın ilk programında gündem özelde konuğumuz AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Sayın İsmail Çiftçioğlu'ydı. Bir sonraki gündem özelde görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık. Bizi dinleyin, haberiniz olsun. Radyo Ege Postası. Haberin adresi Radyo Ege Postası. ...92.2... Gönlünü burada...